Herkes bana diyor ki herhangi bir sakinleştirici ve yatıştırıcı mı kullanıyorsun? Hayır. Gerçekten herkes iyi olsun, mutlu olsun kelimesini bu yani söylüyorum, üstümden atıyorum işte bu tarz problemleri. Yorumları okuyorum. Amerika'ya kaçtı bilmem ne, o bu şu. Ondan sonra her gün burada link paylaşıyorum. İnsanlar Amerika'ya gittin, link paylaşıyorsun. Ne yapayım aşkım, siz her gün işe gitmiyor musunuz? Bu da benim işim. İşe gitmiyorsanız o sizin probleminiz. Bu da benim işim. Ayrıyeten telefonla da işim de sürekli 24 saat böyleyim. Ve tek başımayım, kadın başımayım. Yani Dilan Polat'ın sorularını izledim. Dedim ki seneler önce ben neler yaşadım. İnanın onda görüyorum. Vergi kaçakçısı dediler, vergi rekortmeni oldum. Naylon fatura dediler, naylon faturanın ne olduğunu bilmiyorum. Yani görmüyor musunuz? Şeyde falan en çok satanları kimler? İnsanlar işini yapıyor, biz sadece biz kazanmıyoruz. Onun fabrikada çalışanı var, edeni var. O kadar yapmayın. Yani kızın storylerini izlerken bile üzüldüm. Kendim burada yıprandım. Evet, Selin Ciğerci'ni de çok iyi hatırlıyorum. Böyle vergi listelerinde böyle üst sıralarda yer aldığı zaman onu da çok eleştiren olmuştu. Onu da yerden yere vuran olmuştu. Ona da bu paranın kaynağı, bu zenginliğin kaynağı nereden geliyor diye çokça sorulmuştu. O da hep böyle çektiği videolarla kendini ifade etmeye çalışıyordu. Onun için de çok zor bir süreçti. 2019'da aslında biz de sorduk canlı yayında ve daha doğrusu onunla ilgili yapılan haberleri paylaşırken ayrıntılarıyla Selin Ciğerci 2019'daki canlı yayınımıza katılmış ve devletini seven, devletine aşık bir insan olarak vergimi tam ödüyorum, işte size tam olarak ödediğim vergi diyerek 2019'da 2 milyon TL vergi ödeyeceğini söylemişti. O zaman çünkü lüks hayatıyla dikkat çekiyor ve acaba vergisini ödüyor mu ödemiyor mu, bu sefer de o tartışma çıkmıştı. Ama güzellik merkezleri bu kadar şeyde değildi tabii. Yani hani bu kadar konuşuluyor ve tartışılıyor noktasında değildi. Şimdi biraz önce de fenomenleri ekrana getirdik. Kimseyi de zan altında bırakmayalım. Murat'ın kastettiği isimler onlar mı değil mi henüz bilmiyoruz. Fenomenlerden ama bir çift var ki benim hep dikkatimi çekiyor. Böyle arada da böyle keşfette de karşıma çıkıyor. Tayyar Bey ile Özlem Hanım. Onların böyle videolarına, onların hayatına baktığım zaman Müge ne görüyorum biliyor musun? Aynı Dilan Polat'la sanki kopyala yapıştır bir hayat. Evleri aynı, çektiği videolar aynı, her şey aynı, paylaşımlara kadar her şey o kadar aynı ki dediğin gibi biri birini taklit ediyor ama kim kimi taklit ediyor? Yani Özlem Hanım'la Dilan Polat'ın böyle saç toplama, sadeliği böyle eli yani böyle daha çok benziyor. Evet. Bayağı benziyor. Böyle o sürprizler, o hediyeler şimdi falan. Şimdi herhangi bir konudaki lider dalı ne olursa olsun bir de onun şeyleri vardır, arkasından gelenler vardır. Yani arkasından gelen gruplar işte. Ama işte arkasından gelen gruplar bu kadar şeyin ardından, tartışmaların, davaların, soruşturmaların ardından ne kadar gelebilecekler? O da tartışma konusu. Olayı abarttıkça, görgüsüzlüğü abarttıkça, onlar için söylemiyorum, şeylere takılıyorsunuz. Ağlara takılıyorsunuz. Hani arada izleyen, özenen, yapmak üzere olan varsa ve şu an sesimizi duyuyorsa. Evet, gazeteci Murat Arel'in iddiasına yer verdik biraz önce. Murat Arel isim vermedi. Bir futbolcu ve eşinin de kara para aklama işine karıştığını öne sürdü. Selin Ciğerci aradı bizi. Şu anda da telefon hattımızda, cevap hakkını da kullanmak istiyor. Selin. Günaydın. Günaydın. Hemen seni dinliyoruz Selin'ciğim. Ne söylemek istiyorsun? Bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle bak sabah kalktım. Şahane bir şekilde duşumu aldım. Tostumu yaptım. Dükkana gideceğim. Herkes iyi olsun, mutlu olsun derken o kadar her şeyden sıkıldım, bunaldım, yoruldum ki 40 yaşıma kaldım. Yani yaşamadığım linçin hiçbir türlüsü kalmadı ama hep sessiz kaldım. Hiç cevap vermedim biliyorsunuz, yıllarca cevap vermedim. Bir tek buna cevap veririm çünkü benim annem babam böyle şeylere dayanamaz. Eğer ki kara para aklamada benim adım varsa kendimi ararım, Murat Arel'de veya kimse bu işe bakan lütfen beni müebbet hapse sokun, bir daha Instagram'a girmeyeceğim derim. 5 sene içerisinde vermiş olduğum vergi 40 milyon TL'den daha fazla. Bak 40 milyon TL'nin üstü diyorum. 2 milyon değil, 3 milyon değil, 4 milyon değil, 5 milyon değil, 10 milyon değil, 20 milyon değil, 30 milyon değil, 40 milyon üstü. Bir de hala vergi borcum var, onları da parça parça ödüyorum. Her iş insanının olduğu gibi.
Yani ben orada Dilan Polat konusunda da yine Dilan Polat konusuna geleyim. Evet. Dedim ki orada videoyu yarım koydunuz. Size de kırıldım. Ha, Çekirge ne? bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar. Eğer dedim ki Dilan Polat böyle bir şey yaptıysa zaten ortaya çıkar dedim. Çekirge bir, ben iyi yönünden baktım. Hani olaylar buralarda değildi o zaman. Kara para bilmem ne, o bu şu bu kadar şey değildi. Eğer ki böyle bir şey varsa zaten ortaya çıkar dedim. Zaten çıksın, o kızınki de çıksın, benimki de çıksın. Başka kim yaptıysa anneminki de çıksın, babamınki de çıksın. Kardeşimin böyle bir haberi olsa, gerçekler ortada olsa tamam derim. Hadi gidiyoruz. Sen mapusa, neyse işte hapishaneye git, teslim olacaksın. Bu Selim bu kadar açık ve kadar, net söylüyorum. Selim bu Benim kadar. kara parayla alakalı en ufak tanıdığım, ettiğim, yaptığım iş girdi ya, kara paranın ne olduğunu inanın bu konuyla ilgili öğrendim. Gerçekten bilmiyorum. Ben FETÖ'cü nedir bilmem, o nedir bilmem, bu nedir bilmem. Ben ilgilenmiyorum. Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Bilmiyorum diye bile üstüme geliyorlar. Ben hayır abi, ben kendim Sibel Can, Hülya Avşar, ben bilmem ne, işim gücüm o bu şu, benim hayat şeyim bu. Ben yoramam kendimi. Bilmediğim niye ben kötü şeylerle kendimi, hani hak, bunun için bile kızıyorlar bana, hakkında tam olarak ne bahis sitesi falan nedir bu, anlamıyorum diyorum yani. Bilmiyorum. Bilmemek suç mu? Öğrenmek zorunda mıyım ben bunu? Ya bir de bununla ilgili bu sabah kalktım, bununla ilgili bir haber var. Şimdi ben anneme ne diyeceğim? Yani siz de işinizi yapıyorsunuz, Murat Bey de işini yapıyor. Ama ben anlamadım. Gidiyorum, Amerika'dan ev alıyorum. Evladımla ilgili güzel bir şey yapmak istiyorum yurt dışında. Eğitim, oydu, olursa olur, olmazsa olmaz. Babası izin verirse olur veya olmaz. Amerika'ya kaçıyor diyorlar. Ya ben niye Amerika'ya kaçayım? Kaç kere hayatımda Amerika'ya gittim veya bir ülke ülke gezdim, oralara buralara gittim. Kaç ülke, yani ya, gezme sevdam da yok ki benim. Gidiyorum, yoruldum, hani eğitim olur bilmem ne olur, yeni ambalaj fabrikasıyla. Gerçekten bak 41 tane şube verecektim. 42'yi istemiyorum dedim. Herkes çok iyi biliyor. En başından beri, pandemiden beri 42. şubeye vermeyeceğim dedim. Uğraşmak istedim. 34'te durdurdum, midem bulandı buradaki şu anki olaylarda. Bak vallahi midem bulandı. Vermiyorum şube ya. En yakın arkadaşım hamile Burcu. Benim bir evladım var. Dedim ki beraber büyütürüz. 5-6 şubemiz eksik olsun Burcu dedim. Çocuklarımızla ve yeni eski şubelerimizle ilgileniriz. Daha güzel, daha sağlam gideriz dedim. Hani çünkü ne kadar çok şube olursa o kadar çok bölünüyoruz. Tamam arkadaşım, sen nasıl istiyorsan dedi bana kızcağız. Yani Murat Bey'e de numaramı verebilirsiniz. Ben bu arada gerçekten incelemede şu an bakılıyor. Her şey bakılıyor. Yarın öbür gün benim bunların temiz çıktığı zaman ne cevap verecek bu insanlar? Şimdi bana dünya kadar mesaj atıyorlar. Senin de belli oldu diye.